Türkiye'de ilk senetle taksitle alışveriş. İlk sorumuzla başlayalım. Enflasyon oranları az önce de söylediğim gibi 3.18 aylık bazda, yıllık bazda 69.8. Şimdi 4 ay geçti, 4 ay geride kaldı. Toplamda 18,72'lik bir orandan bahsediyoruz. 2 ay sonra 6 ay tamamlandığında emeklilere bu zam yansıyacak. Emeklilerle başlayalım. Sonra memurlara da değiniriz, memur emeklilerine de değiniriz ama SSK ve Bağkur emeklilerine etkisi bugünkü oranlar üzerinden bakacak olursak nasıl olur? Siz ayrıca bir refah payı da eklenmesini bekler misiniz? Bu konudaki yorumlarınızı merak ediyoruz. Evet, öncelikle şunu söyleyelim. Hepimizin bildiği üzere Mart ve Nisan ayı enflasyonları maalesef düşük geldi. Yani beklentilerin altında. Hı-hı. Çünkü bunu İstanbul Ticaret Odası'nın enflasyonuyla bile karşılaştırdığımız zaman maalesef çok düşük. Ancak önceki programlarımızda da söylediğimiz üzere 6 aylık enflasyon toplamı Merkez Bankası anketlerinde göz önünde bulundurduğumuz zaman, ki biliyorsun Mayıs ayı ile Haziran ayı kaldı. Merkez Bankası'nın beklenti anketlerinde Mayıs %3, Haziran'da daha da düşük %2.54. Dolayısıyla Temmuz ayında %25'lik bir enflasyon çok kuvvetle muhtemel hale geldi. Bugün itibariyle SSK ve Bağkur emeklerinin cebine ne kadarlık bir güncelleme girecek? Güncelleme farkı diyelim. Evet. Az önce sen de söyledin. Kümülatif olarak hesaplamasını yaptık. %18.72. %18.72. Ancak bak burada biz yine ilginç bir şey söyleyeceğiz. Bu %18.72'lik zamı mesela maaşı 15.000 TL olan bir SSK'lı veya Bağkurlu. Evet. %18.72'lik güncelleme yaptığımız zaman 15.000 olan 17.808 TL olacak. Yine evet. Örneğin maaşı 20.000 TL olan bir kişinin 23.745 TL. Şimdi yine geliyoruz işin en hassas kısmına ki bizim bu programdan sonra artık bütün medyada kök maaş çıkmazlığı kavramımız yerleşti biliyorsun onunla ilgili. Evet, evet, evet. Şimdi yine ilk defa Alper Altun'un programında ilginç bir şey söyleyeceğiz. %18.72 kök maaşı 8.450 TL'nin altında olana sıfır yansıyacak. Yani bugün itibariyle 8.400 lira alıyorsa, 8.450 lira alıyorsa şu 18,72 zam hiçbir şekilde onun işine yaramıyor. 8.450 TL ve altında olanların hiçbirine hiçbir faydası yok bugün itibariyle. Kök maaşı. Bugün itibariyle evet. Evet. Böyle bir olay var. Milyonlardan bahsedebilir miyiz? Milyonlarca kişi şimdi benim tabii bildiğim canım, kadarıyla tabii, 10 bin tabii. lira alanlar yanlış mı biliyorum hocam? 6-6,5 milyon civarında 10 bin liraya düşük emekli tabii, maaşı tabii, olanlar tabii, var. Tabii. Bunların içinde maaşı düşük. Kök maaşı 6.500 olan var, 7.000 olan var, 7.500 olan var, 8.000 olan var. Böyle bir durum var. Bak şimdi yine ilk defa buradan bir şey söyleyeyim. Bak 2018 yılından sonra çalışma hayatına girmiş olan bir SSK'lı 20 yıl çalıştığı zaman bugünkü asgari ücret 20.000 lira, alacağı maaş kök maaşı 8.000 TL'ye kadar düşecek. Düşünebiliyor musun? Yani bu 10.000 TL'lik rakam hükümetin hazineden verdiği destek sayesinde 10.000 lira. Üzeri önümüzdeki süreçte bu emekli maaşları aylık bağlama oranı düştüğü için örneğin 2008 yılında giren bir kişinin maaşı daha da düşük olacak. Böyle bir gerçek var. Şimdi böyle olunca demek ki 8.450 TL'nin altında olanın maaşına bugün itibariyle sıfır zam var. Şimdi biliyorsun bu emeklilik konusu çok uzmanlık gerektiren, ihtisas gerektiren bir konu. Ama kesinlikle. Maalesef önüne gelen herkes artık emeklilik uzmanı oldu ve yanlış yönlendirmeler var. Şimdi medyaya baktığımız zaman işte diyor ki en düşük maaş 10.000 TL ve bunun üzerinde işte %18.72'yi çarptığımız zaman veya 6 aylık enflasyon %25 işte çarptığımız zaman 12.500 lira olacak diyor Temmuz'da. Halbuki milyonlarca kişi bu maaşı alamayacak. 10 bin lira almaya devam edecekler Temmuz'dan sonra. Sadece o değil. Hesaplama yanlış. Bunların gittiği yol yanlış. Gittikleri yol yasanın mantığına aykırı. Bir kere yasa gereği biz önce oransal zamı uygulamak zorundayız. Anlatabilir miyim oradaki şeyi? Yasa gereği. Tabii, tabii. Evet. Oransal zamı uygulayacağız. Ondan sonra düşük kaldı mı hükümet ne yapıyor? Maktu bir zamla. Yani maktu dediğimiz olay aslında seyyanen zamdır. Seyyanen zamla ne yapıyor bunu? Şimdi mesela 8.450 TL olan maaşını biz ne yaptık? 18.72'yi çarptığımız zaman 10.000'e yakın oldu. 10.000. Dolayısıyla sıfır zam olacağı için hükümet ne yapacak bunu? Seçimlerden önce biliyorsun
Ocak ayında maktu bir şekilde artırdı bunu. Maktu bir şekilde artırdı. Ama kök maaşı düşük olanı biz maktu bir şekilde, yani istiyani bir zam yaptığımız zaman, daha önceki programlarda da söylediğimiz üzere sosyal sigorta tekniğini daha da tahrip ediyoruz. Çok çalışmanın, fazla prim ödemenin, yüksek kazançtan ödemenin getirisi de sıfırlandığı için kesinlikle bir seyyanen zam yapılması gerekiyor ki dengeleri yerine oturtalım. Peki Ankara'da kürüzlerde ne var, onu anlatalım bununla ilgili. Lütfen. Şimdi Ankara'dayız, biliyorsun bizim farkımız, biz Ankara'dayız. Yıllardır Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Güvenlik Kurumu bürokratıyız. 28 evet. Yıla yakın. Evet. Şimdi en büyük çıkmaz işte şu anda, daha önceki programlarımızda defalarca söylediğimiz üzere, hükümetin bu seyyanen zamla ilgili oransal zam yaptığımız takdirde %25'lik bir zam olsa bile Temmuz ayında sıfır zam olacak. Geçen sene Temmuz'da zaten olağanüstü bir tepki oldu sıfır zam olayı kamuoyunda. Ve özellikle bizim öğrendiğimiz kadarıyla AK Parti teşkilatı ve özellikle milletvekillerinden bu emekli maaşlarının iyileştirmesi yönünden inanılmaz bir baskı var. Verilen seyyanen zam sözünün yerine getirmesi için inanılmaz bir baskı var hükümete. Ancak ekonomi yönetimi de çok sert bir şekilde direnç gösteriyor. Neden gösteriyor? Ya emekli maaşını biz fazladan yaptığımız zaman 16 milyon emekliye bir puan bile bütçeye çok yük olur. Enflasyonla mücadele zayıflar gibisinden bir baskı var. Ama benim öngörüm şudur, bu ikisinin arasında inanılmaz bir olay var. Ancak emeklinin dayanacak bir gücü kalmadı. Neden? Şimdi şeye bakıyoruz, çalışma meclisine. Çalışma meclisinde, yani her zaman ben daha önceden çalışma meclisine katılmış bir bürokrat olarak biliyorum, açıkça söyleyelim. Genelde DİSK'in çok sert bir karşı tutumu olurdu önceki çalışma meclisinde. Ama bu çalışma meclisinde ilk defa bir olay oluyor ve ben gerçekten çok şaşırdım. Özellikle de tebrik ediyorum. Hak İş Başkanı Sayın Mahmut Arslan gerçeği dile getirdi. Nasıl dedi? Dile getirdi? Yani getirdiği gerçeği birilerinin söylemesi lazım. Çünkü şunu söylüyorum, ben yılların bürokratı olarak en tehlikeli bürokrat tipi kimdir biliyor musunuz? Benim takkos tipi bürokrat dediğim. Takkos tipi bürokrat ne yapar biliyor musun? Gemiyi batırır. Hmm. Üsttekilere der ki ya her şey asayiş, ber kemaldir, güllük, gülistanlıktır falan filan. Üsttekilere ya. Mevcut sorunu göstermez. Tek derdi koltuğu korumak. Evet. Eğer hükümeti seviyorsan, iktidarı seviyorsan ne yapman gerekiyor? Gerçekleri söylemen lazım. Tabii. Dolayısıyla burada Sayın Arslan ne söyledi burada? Dedi ki ya OECD ülkelerinde emeğin gayri safi milli hasıladan aldığı pay %60'lara yakın. Ya bizde %24'lere kadar düşmüş ya. El insaf %24'lere kadar düşmüş ya. Yani bu kadar olur mu? Böyle bir gelir eşitsizliği, böyle tabii, hep dinlemek götürüyoruz ya. Yani Türkiye'nin elde ettiği gelir, hep büyüyoruz ediyoruz, ekonomik olarak büyüme sağlıyoruz diyoruz ama vatandaşa yansıtamıyoruz bunu. İşte çalışanlara, emeklere yansıtamıyoruz. Aradaki oran ortada, 60'larda, 24'lerde. Gazetemizde yazdık, biz yapıcı yönde eleştiri yapıyoruz. Bizim buradaki derdimiz Türkiye'nin birlik, beraberliği, bütünlüğü, çalışanların mutluluğu. Bizim tek derdimiz bu zaten, biliyorsun onu. Onu evet. Biz sürekli dile getiriyoruz. Gerçeği dile getirmemiz lazım ki emeklilerimizin durumu düzeltsin, çalışanlarımızın durumu düzeltsin. Şimdi buradan hareketle şunu söylüyorum. Hükümetin elinde bu Temmuz ayı bir fırsat. Gelir dağılımını eğer Temmuz ayında emeklilere refah payını vermediği takdirde, dolayısıyla bu gelir dağılımı gittikçe daha da bozulacak. Bozulan gelir dağılımı sosyal barışı da etkileyecek. Yani bu kadar önemli bir konu. Dolayısıyla burada yapılması gereken tasarrufun %20'lik yüksek sürekli geliri artan grubun üzerine gitmesi. Neyse, konuyu çok fazla dağıtmayalım. Demek ki emeklilerle ilgili ekonomi yönetimi, AK Parti ve milletvekilleri arasında git gel olayları var. Benim öngörüm şöyle, ekonomi yönetiminin şu anda yine baskın bir şekilde gidiyor. Temmuz ayında %25'lik zam olduğu zaman SSK ve Bağkur emeklerine aynen yansıyacak. Ama o kök maaştan dolayı mutlaka bir seyyanen zam yapılması gerekiyor ki bizim sosyal güvenlik sistemi sürdürülebilsin, sosyal sigorta tekniğine uygun olsun
çalışanlar cezalandırılmamış olsun, ödüllendirilmiş olsun.